Yuvan. Ablan niye sana yılan diyor Umay? Hoşuna mı gitti hayatım? Çok mu yakıştırdın? Bilmem. Yakışıp yakışmadığına seni tanıdıktan sonra karar vereceğim. Bir hafta. Bir hafta sustun, ben de susmana göz yumdum. Çünkü ne yalanlarını ne gerçeklerini kaldırabilecek durumda değildim. Peki hala da değilim. Ama artık en büyük gerçeklerinden biri evimizde yaşadığına göre. O kız benim gerçeğim değil. Kimin gerçeği Umay? Neydi? Adı neydi? Ümmü'nün mü? Beni bu şekilde ezemezsin Reşat. Buna müsaade etmem. İstemem. 20 yıldır her gün gözümün içine baka baka beni ezen karımı ezemem. Çünkü izin vermez. Bana Umay'dan öncesini anlatmak zorundasın. Ve anlatacaksın. Ama şimdi değil. Şimdi bu kızı nasıl açıklayacağımıza bir karar vereceğiz. Tek bir yanlış karar verebilecek durumda değiliz Umay. Yanlış karar burada Reşat. Evimizde, soframda. Ve bu kararı ben vermedim, sen verdin. Eğer tek bir yanlış daha istemiyorsan kimseye hiçbir açıklama yapmayacaksın. Kızı saklayacağız. Kitabını mı unuttun hayatım? Lütfen. Şimdi bu yatakları ayırma mevzusu. Artık bir son versek. Çünkü fazla sevimsiz bir hal aldım. İyi geceler. Evet Reşat'cığım.
Hava alır geçer. Gerçekten o kız. Bakan kör sanki. Hiç görmüyor gibi. Biri geldi çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Vay vay vay. Hayal Hanım'a bak sen. Gece yarısı havuz keyfi ha. Bir dilim Ronnie. Tek bir dilim. Başka yok. Tek bir dilim. Bir dilim. Bir dilim vermiş. Hayat. Sanırım az önce dayak yedim ya. Ben panik atak geçirdim. Yüzmeyi de bilmiyorum. Nasıl düştüm anlamadım. Ben de tokadı yediğimle kaldım vallahi. Gel. Tamam. Bırak. Bırak. Hallettim ben. Tamam. Hadi odana git sen de. Sıra sıklama olmuşsun. Sorun yok. Gerçekten sorun yok. Öyle ya da böyle. Bir gün bir kızdan tokadı yiyecektim zaten. İlk öpücüğünde herhalde. Ay yok. Öpücük falan değildi. Ay yok, özür dilerim. Ben öyle espri olsun diye söyledim. Öpücük değildi tabii ki. Suni teneffüstü. Yanlış anlama beni lütfen. Güzelmiş ya. Ne? Islanmışken tadını çıkarayım dedim. Ne var bunda?